Sevgili dostlarım merhaba, Bitcoin Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Süleyman İnan. Bugünkü yayınımız, hükümetimizin almış olduğu kripto varlıklarla ilgili kararlar bunlarla başlayacağız. Ve yayınımızın sonuna doğru OKEX'te bize özel, Bayinan kanalına özel bir çekiliş hazırlıyoruz. Bununla ilgili de detayları bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar, hükümetimiz bu sabah kararlar aldı. Ve bunlarda detaylara girmek istiyorum. Çünkü hem sosyal medyada olsun hem de haberlerde çok korkutucu ya da yanlış bilgiler var. Hani burada bu bilgilere inanıp panik yapmayın ve panik kararları almayın. Öncelikle bir sakin olun. Sonrasında kararlarda şöyle olaylar var. Artık kripto parayı bir yerden başka bir yere göndermek, kripto para transferinin kapalı olacağını, yani bir varlık sadece alıp elimizde tutup satmak. Tamamen bu şekilde bir sınırlandırmadan bahsediyor. Tabii hemen şu an aklınızdaki soruyu anlayabiliyorum. Binance'daki yatırımlarımı Papara üzerinden nasıl yapacağım? Ya da Binance borsasındaki varlıklarım ne olacak diye. Buna hemen direkt buraya girmek istiyorum. Çünkü hepinizin şu an aklındaki soru bu yönde. Şöyle, Binance ve Binance TR birbirine bağlayabiliyorsunuz. Binance TR'de hesap açıp birbirine bağladığınızda, yani Binance'tan Binance TR'ye giriş yapıp bağladığınızda siz yine Binance'daki alımlarınız, satımlarınız devam edecek. Yatıracağınız zaman bankadan Binance TR'ye yatıracaksınız, oradan Binance'a geçecek. Çekim yapacağınız zaman da aynı şekilde çekimi yapacaksınız. Bunun zaten önümüzdeki hafta hemen yayınını, videolarını hepsini hazırlayacağız. Hem danışmanlık müşterilerimize hem de sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden panik yapacak bir olay yok. Piyasada böyle yorumlarda falan çok böyle garip yorumlar görüyorum. İşte kripto para borsası bitti diyeni mi ararsınız, kapandı diyeni mi ararsınız. Bu tür şeylerin hiçbirine sakın itibar etmeyin. Bu olay aslında çok daha güzel yorumlanabilecek bir olay. Neden? Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Yıl sonuna doğru vergi gelebilir diye. Bu aslında vergi öncesi bir hazırlık. Ama bu bize ayrıca şunları da sağlıyor artık. Kripto para, kripto varlık Türkiye hükümeti tarafından tanınmaya başlandı. Artık tanınan, kabul edilen bir varlık yatırım aracı olarak kabul görüyor. Mesela çıkan kanunda şu vardı. Kripto para ile ödeme, yani kripto varlık ile ödemelerin yasaklanması. Bu zaten siz de tahmin ettiğiniz gibi kripto parayla, işte Bitcoin ile ev alamayacaksanız araba satamayacaksanız. Bizim ihtiyacımız olan şey zaten başka bir şeydi. Alım satımdı. Ve bu hala duruyor. Binance'dan para çekmek, para yatırmak Binance TR üzerinden olacak. O yüzden Binance'daki varlıklarınız, hani bir korkmanıza gerek yok. Başka borsalar, global borsalardan, işte OKEX borsasından Binance'a gönderip Binance'dan farklı borsalara yine gönderebileceksiniz. Alım satımı etkileyen herhangi bir durum yok arkadaşlar. Yine 30 Nisan'a kadar biz açıklamaları takip edeceğiz ve muhakkak yine hükümetten açıklamalar gelecektir. Ve geldiğinde de biz size hemen yayınlarımızla bilgilendireceğiz. Sonrasında arkadaşlar yatırma çekme işlemleri haricinde dediğim gibi ödeme ile ilgili yasaklanması ve onun haricinde bugünkü çıkan kanunda tam detaylı bir kanun değil. Ve daha bunun devamı gelebilir, çeşitlendirebilir, açıklanmalar olabilir. Ve buna göre de değişe değişe gidecek. Ama artık kripto para borsalarında Papara, Ininal gibi aracı kurumları kullanılmayacak. Ve bu tabii bize şunu sağlayacak. Şu an Binance'ın üzerinden kripto para bankanıza çekmek Binance TR üzerinden çok küçük komisyon ya da komisyonsuz olacak. Diğer borsalarda Türk piyasasına girdiğinde tamamen bankalarla çalışmak zorunda kalacaklar. Bu bize ne sağlayacak? Çok daha düşük komisyonlarla paralarımızı gönderip, kripto para alıp satıp o parayı geri çekebileceğiz. Vergi konusu şöyle, daha önce biraz da değinmiştim. Yurt dışında, Avrupa'daki ülkelerde genellikle şöyle oluyor. Yatırdığınızda belli bir tarihten önce yatırmışsanız, almışsanız onlara vergi çıkmayacak. Yürürlüğe girdiği andan itibaren, tahminen konuşuyorum, sadece öngörülerimi paylaşıyorum bu vergi konusunda ve Avrupa'daki modelleri anlatıyorum. Orada bir kripto para aldığınızda belli bir zaman dilimi var. Onu elinizde tutarsanız
bu vergiye girmiyor. Ama siz bugün aldığınız, bir hafta sonra sattığınız, 3 gün sonra aldığınız, 5 gün sonra sattığınızda vergiye girecek ve oradan bankanıza çektiğinizde devletimiz, siz 100 bin dolar gönderdiniz, 120 bin dolar çektiniz. Bir hafta içerisinde 20 bin dolar kar etmiş sayılacak ve bu 20 bin doların vergisini ödeyeceksiniz. Ama bu neyi sağlayacak? Artık kripto parada daha büyük böyle kurumsal firmalar, yine tabii detaylarına bakmak lazım, yani vergi çıktığındaki detaylarına. Oradan vergi ödeyecek, bunu kurumsal olarak yatırım yapabilecek mi? Resmi olarak yatırım yaparsa bu vergiyi, yani bu daha güzel bir detaylandırma olacak ve kripto para dünyası, kripto varlık daha da genişlemeye devam edecek. Şu an hükümetimiz sadece aracı kurumları kaldırdı ve Bitcoin'le, kripto parayla ödemeyi kaldırdı. İki tane detayı var çıkan kanunun. Aracı kurumda Papara, İninal gibi kurumlardan, diğeri de ödeme. Onun haricinde ben size her yayınımda da söylüyorum. Zaten biz Bayinan ailesi olarak iki tane borsayla çalışıyoruz. Binance ve OKX borsası. Binance'da alsat yapıyoruz. OKX'de yeni çıkmış coinleri topluyoruz. Bizim sistemlerimizde değişen herhangi bir şey yok. Sadece para yatırma ve çekmeyi Binance TR üzerinden direkt bankamıza yapacağız. O yüzden de hani panik yapmayın. Kafanızı bulandırmak için böyle çok saçma sapan yazılar var, yayınlar var, çekimler var. Merak etmeyin arkadaşlar. Biz yolumuza sizlerle, siz saygıdeğer dostlarımla aynı şekilde devam edeceğiz. Sonrasında arkadaşlar özellikle affınıza sığınarak sizler özür dilemek istiyorum. Bir haftadır yayın yapamıyorduk. Bunun da sebebi danışman arkadaşlarımızda bazı değişiklikler yaptık. Daha profesyonel, daha dinamik bir kadroyla hizmet vermeye başladık. Bundan dolayı bir haftalık bir sürecim vardı ve bu süreçte de yayın yapamadık sizlere. Bunun için tekrardan affınıza sığınıyorum. Ayrıca danışmanlık hizmeti vermiş olduğum müşteriler için de bir güzel bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu sonrasında da bu mobil uygulamayı daha farklı alanlarda kullanacağız. Ve bu mobil uygulama sayesinde alımlar, satımlar, takipler daha profesyonel ve çok daha da güzel olacak. OKX çekilişine gelince. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok yayınımızda alta hep bir link bırakırım. Bu bıraktığım linkler, öncelikle ödül avcısı diye benim tabir ettiğim, işte bu linkten üye olun, 3 dolar para kazanın, 5 dolar hediye kazanın. Ben bu şekilde linkleri paylaşmıyorum alta. Tamamen şeffaf, sade, yani hiç oradaki 3 doların 5 doların peşinde koşan değil, gerçekten alıp satıp belli bir kar yapma hedefi olan insanlara hitap etmeye çalıştığım için o tarz bir link paylaşıyordum. Ve OKX'teki görüşmelerimizde OKX öyle bir şey demişti. Hani siz herhangi bir şey talep etmiyorsunuz. Kimseye 3-5 dolar da dağıtmıyorsunuz. Ve biz bir ödül verelim demişti. Ve ben de 500 dolar değerinde coin. Ben bunu, 500 dolara benim ihtiyacım yok ve ben bunu şöyle yapmak istedim. Önümüzdeki hafta bir canlı yayınımız olacak. Canlı yayında OKX'in destekleriyle, OKX borsasının da destekleriyle yarışma linki, çekiliş linki vereceğiz. Sadece yapacağınız o linke tıklamak. Bu tamamen program rastgele seçecek. Ve 500 doları ikiye böldük. 250 dolar şeklinde olacak bu. Ve bu 250 dolar artık kime denk gelirse. OKX borsasının zaten bu tarz çekilişleri, yani birçok ürünü var aslında. Ve ben bunları size daha tanıtmaya devam edeceğim. Kullanıcı dostu olan bazı bölümleri var. Onları da anlatacağız. Ve burada bu çekilişinde şöyle olmuş olacak. 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi, orasını ben bilemem. Sadece linke tıklayacaklar. Ama burada detay şu. Bu 500 doları benim linkimden üye olmuş, yani benimle beraber yürüyen insanlarla paylaşmak istiyorum. Ve o yüzden de yayın tarihine kadar benim linkimden kayıt yapmış insanlara dağıtılacak bu. Yani o gün yayın esnasında hiçbir OKX'le ilgili bir kaydı yok, bizle hiçbir daha çalışmamış, hiçbir detayı yok. Sadece o linke tıkladığında o şeyi, 250 doları kazanma ihtimali yok arkadaşlar. Böyle bir kuralımız var. Hani bizim yaptığımız altcoin sepetlerimiz olsun, işte OKX borsasında tanıttığımız CFI coinlerine olsun, bunları almış, satmış, para kazanmış, şu an ya da ana sermayesinde olan
dostlarıma yapmış olduğum küçük bir jest ve daha da eğlenceli hale getirmek. Ama tabii bunları yaparken yeni başlayan, ilk defa tanışmış, hiç kayıt olmamış birine direkt çıkması adaletsizce geldi ve bundan dolayı böyle bir karar aldık. Ve bununla ilgili daha çok çalışmalarımız olacak. Kanalımızda bu ve buna benzer daha birçok çekilişler de yapacağız. Buradaki amacımız da daha eğlenceli hale getirmek. Yoksa hani OKEx borsasından gelecek 500 dolara benim gerçekten ihtiyacım yok ve ben bunu ikiye bölüp eğlenceli hale getirmek istiyorum. Belki bu 250 dolara çıkacak olan, örnek veriyorum, Ahmet Bey ismi tamamen şu an rastgele söyledim. Belki Ahmet Bey'in de ihtiyacı olmayabilir. Ama buradaki detayımız, canlı yayında hem bu yasakları hem kripto para dünyası ile ilgili sohbet ederken, bu yayını yaparken hem de çekilişle daha eğlenceli hale getirmek. Sonrasında arkadaşlar, kripto para piyasası global piyasada çok güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ama bazı zihniyetler de insanlara korku oluşturarak ayı sezonu geldi, gelecek, geliyordu, battı, bitti, yandı çıkmaya başlıyor yine. Bunlara dikkat edin. Bu kötü zihniyet her zaman vardır ve hep de olacaktır. Mantığı ise, amaçları ise korku havası oluşturup işte izlenme, yayınlanma, görüntülenme alma. Bunların hiçbirine itibar etmeyin. Evet, ayı sezonu gelecek. Bir gün gelecek, yoksa kripto dünyasının doğasına ters. Evet, ve düşmeye başladığında belki %30 değer kaybedecek, belki %40 değer kaybedecek. Bir gün yaşayacağız ama hangi fiyattan bunu yaşayacağız? Ve hatta o yüzden biz çoğu videomda olsun, danışmanlık müşterilerim olsun, hep şunu derim: lütfen kârınızı bankaya çekin. Kâr cebe yakışır. Bakın, atalarımız, üstadlarımız bu cümleyi boşa söylememişler. Kâr her zaman bankada dur. Bankada büyür büyür, tekrar yatırırsınız. Bu ayrı bir senaryodur. Ama kârı bankada tutmak, ana sermayeyi kripto varlıkta çalıştırmak sizi birçok alanda birçok şeyden korur. Yani psikolojikmen duygunuzu yönetebilmekte korur. Ani sert düşüşlerde yeni bir alım yapmak için elinizde nakit gücü olur, bundan korur. Krizi fırsata çevirirsiniz. Bu yüzden ben bunu özellikle üstüne basa basa, vurgulaya vurgulaya anlatmak istiyorum. Kar cebe yakışır. Ve sizin 50 bin dolarınız vardı, aldınız sattınız, 55 bin dolar mı yaptınız? 5 bin dolarınızı bankaya çekin. Sonra deyin ki ben kar etmedim, ben zarar etmedim. 50 bin dolarla sıfırdan başlıyorum. Ben mümkün mertebe danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerimle bu şekilde çalışıyorum. Sizler de aynı. Bu şekilde yapın. Bu şekilde yaparsanız ayı sezonu gelecek, işte boğa sezonu gelecek, onu kaçırdım, bunu yakalandım, korkunuz olmaz. Çünkü bizim kripto para piyasasında özellikle 2014'ten bu zamana hani düştü, bitti, yandı, düşecek, bitecek, yanacak, kayboldu, kaybolacak. Ayı sezonu geldi, boğa gelecek, boğa geldi, ayı gelecek. Bu tarz yayınlar yaparak belli bir menfaat sağlamaya çalışan zihniyet hep var arkadaşlar. Ama merak etmeyin, ayı sezonu öyle gel deyince gelmiyor. Veya bir anda da gelmeyecek. Tabii ki arada bakın düşüşler olacak. Buna geri çekilme diyoruz biz. Bitcoin 60 bin dolardan, 62 bin dolardan 58 bin dolara salabilir. Tüm piyasayı %20 düşürebilir. Ama sonra yine çıkacaktır. Burada %20'de %25 içeri girdiğiniz an hemen satmaya kalkarsanız işte panik yaparsınız ve gerçek zarar orada oluşur. Bu yüzden de hiç panik yapmayın. Son zamanlarda özellikle arkadaşlar, artık kripto ile ilgili trader'ım diye geçinen insanların isimlerine yetişemiyorum. O kadar çok bir anda herkes trader oldu çıktı. Burada dikkat edin. Sizleri gerçekten yanlış coinler aldırıp çok ciddi zarara uğratabilirler. Yani tanınmamış, bilinmemiş coinleri almak risklidir. Tabii ki bu riske biz de giriyoruz ama araştırarak giriyoruz, o coin'in detaylarına inerek giriyoruz. Ama kimisi var 3 günde, 5 günde trader'ım diye sosyal medyalarda gezenler var. Ve aslında bir coin tecrübesi, bir kripto para tecrübesi, bir varlık tecrübesi yok.
Ve şu işi, yani bu dünyayı şöyle sanıyor. İki coin paylaştım, trader oldum. İki coin paylaştım, paylaşımlarım arttı. Bunlardan kesinlikle uzak durun. Yoksa hani bilinmeyen bir coin, yanlış bir coin. Bunun ben örneklerini kaç defa gördüm. Bunu hem danışmanlık böyle yeni tanıştığım insanlarla da görüyorum. Ve şöyle oluyor olay. Hocam ben bir işte Telegram'da grup gördüm. O grupta işte şunu al dediler. Ben de aldım ve şu an %40 içerideyim. Bunlardan dolayı hani sizlere paylaştığım, sizlere anlattığım birçok olayı ya kendim yaşamışımdır ya da yaşayanları görmüşümdür. Ve bu yüzden sizlerle böyle sohbet ederken böyle yayınlarda yaşadığım tecrübeleri paylaşmaya ya da yaşanmış tecrübeleri paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü tecrübe sadece kripto dünyasında değil, hayatta çok önemli, çok değerli bir paylaşımdır. Bilgiyi paylaşmak ve tecrübeyi paylaşmak. Eğer ki hani böyle birilerini takip ediyorsanız, edecekseniz buna bakın. Sadece bilgi mi, bilgi artı tecrübe mi? Önemli olan detay da işte burası. Yoksa hep şunlar olur. Bir coin'i aldırırlar, sonra bizi aldırmadı. Ya da hiç sesleri çıkmaz. Sanki hiç o coin'le alakaları yokmuş gibi davranırlar. Ama ortada sizin zararınız kalır. Zarar eden siz olursunuz. Konuyu toparlamak istiyorum artık. Bu yasaklar için panik yapmayın. Daha çok açıklamalar gelecek. Rahat olun. Para, kripto parada, kripto varlıkta, almada, satmada her zaman bir yöntem bulunur arkadaşlar. Her zaman biz 2014'lerde çok farklı şekiller, daha zor şartlar altında alımlar, satımlar yapıyorduk. Parayı kripto para borsasına göndermek o tarihlerde o kadar zordu ki, yani bir günde, iki günde paramız kripto paraya geçiyordu. Türkiye'de hiçbir borsa yoktu. Bazı borsalar Kıbrıs'ta, bazı borsalar yurt dışındaydı. Parayı Kıbrıs'a gönder, Kıbrıs'taki borsadan kripto para Bitcoin al. Sadece o dönemde Bitcoin vardı. Bir Ethereum almak için Kıbrıs'taki o borsadan Bitcoin alıp Bitcoin'i Avrupa'daki farklı bir borsaya gönderip oradaki borsadan Bitcoin karşılığı Ethereum alıyorduk. Ama şu an bakın mobil telefondan 1-2 saniyede alım satım yapabiliyoruz. Bu yüzden de korkmayın arkadaşlar. Her zaman kripto varlıkta bir alım satım yolu bulunur. Hiç panik yapmayın. İyi günlerde kalın, iyi akşamlarda kalın. Her şeyden önce sağlıcakla kalın.